Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Babuş Paşa Save dosyasıyla Bannerlord 2 ile karşınızdayım. Mountain Blade'deki Bannerlord'la. Efendim bu senaryomuzda Güney İmparatorluğundayız ve Güney İmparatorluğu olarak Azerayalıların tabiri caizse canlarını okuyoruz ve tabii ki bize bir kale bahşedilmiş vaziyette ve bu kaleden elimizden geldiğince fazla verim almaya çalışıyoruz. Bir yandan işletmeler açarak para kasmaya çalışırken bir yandan kalemizden gelen gelirle hem kalemizdeki askerlerimize hem de kendi birliğimizdeki askerlerimize bakmaya çalışıyoruz. Umarım seri hoşunuza gidiyordur ve keyifli güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Efendim ben hemen Arya the Blade'i buraya yollamışım bu arada. Arya'nın ben bir durumuna bakmak istiyorum. Çok güzel, kendisi savaşçılıkta ustaymış. Aynı bizim grubumuzda kalan diğer elemanda olduğu gibi. Şimdi ben oyunu bayağı uzun zamandır oynayınca bazı şeyleri öğrendim babuşlar. Misal biz bu adamı boşuna lazım subayı yapmış vaziyetteyiz. Sevgili Laura de Vorongud'u. Evet. Sevgili Laura'yı biz boşuna lazım subayı yapmış vaziyetteyiz. Çünkü Laura'nın lazım subaylığına herhangi bir yeteneği yok. Yani yoldaşlarımızı seçerken açıkçası çok yanlış bir politika izlemişiz. Misal cerrah yaptığımız bu yoldaşımızda da herhangi bir yetenek yok. Yani aldığımız bu yoldaşların ikisi de sadece savaşta bize faydası dokunacak yoldaşlar. O yüzden kendimize adam akıllı bir cerrah, adam akıllı bir levazım subayı almamız lazım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Kahramanlardan göçebe kahramanlara bakacağız. Ve göçebe kahramanlar arasından hangisi bizim için uygunsa onu almaya çalışacağız. Levazım subayını ve diğer elemanları belirleyeceğiz. Efendim misal bakınız, bu zalim bir karakter ancak herhangi bir göze çarpan özelliği yok. Bu da zalim bir karakter. Bizim zalim karakter almamız lazım çünkü köylere yağma atıyoruz. Şayet ki köylere yağma attığımızda birilerinin bize sıkıntı çıkarmasını istemiyorsak zalim karakter almak durumundayız. Bakın misal Uri'nin izcilik becerisi var. Uri'yi izcilik yapabiliriz. Laura zaten bizim grubumuzda. Kendisini savaşçı olarak kullanıyoruz. Ilmir Bloydex. Şey yok mu ya? Zalim aynı zamanda şey. Bana zalim birileri lazım. Yani zalim ve elinden geldiğince birazcık da olsun şeyden anlayan, şey deyip duruyorum cerrahlıktan. Arya the Blade bizde. Shalia the Blade. İkisi kardeş mi acaba? Bir türlü bulamıyorum. Bir tane rubber'ımız var. Merhametli bir rubber. Kendisinin serserilik yeteneği var. Abi evet. Gerçekten kendime uygun bir komutan bulmakta zorlanıyorum. Bakın bunun taktik becerisi iyi. Misal bu arkadaşın taktik becerisi iyi olduğu için kendisini levazım subayı olarak alabiliriz. Ve en son Makep şehrinde görülmüş. Şöyle bir Makep şehrini işaretleyelim. Levazım subayımızı bulduk deyip o Makep şehrine ilerleyebiliriz de. O olayı biz sonra yapalım ya. Ama grupta bir cerrah olsa çok iyi olmaz mıydı? Abi cerrah yok grupta. Bana cerrah lazım. Thora the Shield Maiden. Kalkan hizmetkarı Thora. Ama sen de savaşçısın. Hiç bir tane bile... Aha Nia the Healer. Bunu alacağız. Evet bakın bir healer bulduk kendimize. Bunu mutlaka almak durumundayız. Omar şehrindeymiş kendisi. Omor şehrinde. Ve benim zaten 180 günlük yemeğim varmış. Arkadaşlar hemen Omor'a gideceğim. Healer'ımı alıp geri geleceğim ve ardından savaşlara devam edeceğiz. Zaten kalemde yeterince asker var diye tahmin ediyorum. O yeni bir ordu kuruyor. Paron burada bir ordu kuruyor. Ha şey bu arada babuşlar. Şurada bulunan Jameyeh Kalesi'ne çok dikkat edin. Bu Jameyeh Kalesi'nde şu kısımda bazen bir adam bug'a girebiliyor. Şayet ki orada adam bug'a girerse geçmiş olsun, tüm save dosyanız ayvayı yedi demektir. Çünkü Güney İmparatorluğundan bütün birlikler buranın etrafında toplanıyorlar ve o Jameyeh Kalesi'ndeki adamı kovalamaya çalışıyorlar. Ama adam bug'da ve kalenin içinde olduğu için kimse oraya giremiyor ve herkes açlıktan ölüyor. Ve Güney İmparatorluğu bu şekilde batıyor. Yani maalesef böyle bir bug durumuyla karşılaşırsanız geçmiş olsun. Ben aynı bug'la karşılaştım çünkü. Ama gerçi benim save dosyam birazcık eski. Yani fixleyip hataları düzeltmiş olabilirler. Onun da bilgisini vereyim. Şey yapmış olmayalım. Yok yere ortada böyle velveleye vermiş olmayalım.
Omar'a doğru ilerleyebilecek miyim? Ve hani ben bu ilerlemeyi gerçekleştiriyorum ama bir saniye, bu arada ayarlardan bir seslere falan bakacağım. Güzel sanırım ya. Ben buraya doğru ilerliyorum ama bu elemanlarla savaş halinde değiliz, değil mi? Bunu öğrenmenin bir tek yolu var. Şöyle kendimize bir tıklayacağız. Düşmanlar. 3 tane düşmanımız var. Hiçbir şey olmaz. Korkusuz klanı Güney İmparatorluğu'na hizmet ediyor. Güney İmparatorluğu da tamam. Aseray ve diğerleriyle şey. Acaba kraliçeyi yürüyebilir miyim lan? Acaba kraliçeyle evlenebilir miyim abi? Malı var, mülkü var. Vallahi mala mülke. Güzel de olur. Çömlekliden, ahşap atölyesinden çok daha fazla para geliyor abi. Bu arada Danıstika'daki zeytinyağı atölyesi falan kesinlikle hiçbir işe yaramıyor. Danıstika'daki zeytinyağı atölyesini değiştireceğim galiba ya. Abi bir 2000 verip zeytinyağı atölyesini değiştirelim. Tabakhane yapalım mı? Belki ummadığımız yerden para gelir, ne bileceksin. Belki ummadığımız yerden para gelir abi, hiç belli olmaz. Yani tabakhane umarım bizi eksiye sokmaz. Çömlekçi ile ahşap atölyesi falan birazcık toparlıyor da ortalığı. Abi healer'ı almaya geldim. İnşallah healer buradadır. Kervancı Paul, seninle bir işim yok. Niye adı healer? Niye balım benle geliyorsun hemen? Merhametli de değil kendisi. Merhametli olmadığı için şanslıyız. Çünkü merhametli özelliğine sahip olsaydı şayet herhangi bir şekilde kendisini gruba alamayacaktık. Zira yani gruba alsak bile 1600 de iyi para ha. Niye işini biliyorsun. 1600 de iyi para gerçekten. Yani şayet ki gruba almış olsaydık bile bayağı sıkıntı çıkartırdı bize. Çünkü hani sürekli efendim köylüleri yağmalıyorsunuz, efendim masumları katlediyorsunuz, yapmayınız etmeyiniz falan filan diye böyle bize bir lülü yapardı. Ablacım yalnız ben senin bu kadar çirkin olduğunu hiç düşünmemiştim ya. Bir saniye. Şu kıyafetlerden bir kurtulsan, aslında bir ölçü bir giderim var ya. Hallederiz, hallederiz. Hazır buraya gelmişken bir saniye, ticaretten şey alabiliyor muyum? Ben eğer var sadece burada. Oo, anladım, anladım. Burada sadece eğer var abi. Tamam. Şimdi Omor şehrinden kendi kaleme doğru ilerleyebilir. Ardından savaşlara devam edebilirim. Bizim kalemiz neredeydi? Sevgili Tamnuk Kalesi'ne doğru ilerleyelim. Umarım kalemizde de keyifler yerindedir ya. Bakalım şöyle bir tımarlardan. Tamnuk Kalesi'nin keyfi yerinde mi? Bağlılığı artıyor. Çok güzel. Milis kuvvetleri, gıda stokları, garnizonu, duvarları falan her şeyi yerli yerinde, öyle değil mi? Bir tane birliğimiz var ve garnizonumuzda 105 kişilik bir ordu var. Helal, helal olsun garnizondaki askerlere. Güzel, güzeliz. Şimdi hemen buradan eve doğru ilerleyelim. Kimseyle bulaşmadan, kimseye takılmadan. Gerçi takılsak da sorun olmaz da bir 4-5 günlük yol kaybettik ama abi şöyle düşünün. Gerçekten yani klana aldığımız şurada hemen klanda görev vereceğim ben kendisine. Gerçekten ilk defa klana aldığımız bu elemanın onursuzmuş. Önemli değil. Harbiden cerrahlık özelliği var lan. İlk defa gerçekten cerrah olan birini aldık. Tamnuh Kalesi'ne seyahat ediyor. Ablacım senin özelliğin ne? Serserilik. Sen izcilik yapabilir misin? İzcilik yeteneğin var mı senin? Taktik. İzcilik. Yok, levazım subayı yapsam seni. Belki levazım subayı olarak iş yaparsın. Tamam, levazım subayı olsun, diğeri de beklesin. Ya ben özelliklerin çoğunu bilmiyordum babuşlar bu save dosyasına başladığımda. O yüzden böyle bazı şeyler yarım yamalak, onların hepsini toplamaya çalışacağım. Haberiniz olsun ve Bannerlord'un YouTube bölümlerini her gün aksatmadan atmaya çalışacağım. Bu arada kamera neden kapalı? Çünkü açıkçası ya saçım başım çok dağıldı ve dağınık gözükmekten pek hoşlanmıyorum. O yüzden kamera kapalı. Şimdi kamerada görünüşüme takılacağıma, lan acaba sakalım yamulmuş mu, saçlarım dikenmiş mi diye düşüneceğime dedim ki en güzeli oyuna odaklanayım. Babuşlara şöyle keyifli bir oyun keyfi sunmaya çalışayım. Tamnuk Kalesi'ne az kaldı diyeceğim de az kalmadı. Peki bir şey soracağım. Açtığımız tabakhane para getirmeye başladı mı? Tamnuk Kalesi tabakhane. Valla bak, tabakhaneden artı 170 altın falan iyi para geliyor ha. Yani 170 altın hafife alınabilir bir rakam değil. Ya
Evet, dediğim an nazar mı değdirdim acaba? Neyse çok önemli değil. En nihayetinde savaşlara devam edeceğimiz için savaşlardan elde ettiğimiz gelirlerle falan çok bir sıkıntı yaşamayız diye tahmin ediyorum. Elbette ki haydutları kovalamayacağım. Güney İmparatorluğundan Albatyus, Albatos, Elfotaren. O bir saniye. Abi 77 tane çapulcu birliği ne? Kanka ne yapıyorsunuz burada? 77 tane ne? Askerleri gönderirsem çok ölebilirler. Ben de başlarında kendilerine eşlik ediyor olacağım. Babacım sen ne yaptın? 77 tane çapulcu ordusu ne lan? Abi bizim ordumuz nizami bir ordu. Göğüs göğüse çarpışırsak çok rahat alabiliriz diye tahmin ediyorum. Ya bu arada ben bu sesten çok emin değilim. O yüzden şöyle birazcık düşüreceğim ana ses düzeyini. Hatta biraz daha düşüreceğim. Yani çünkü video çekerken çok fazla bağırmıyorum ve oyunun sesimin benim sesimi bastırmasından bir parça çekiniyorum açıkçası. Hadi bakalım bizimkiler gelene kadar bunlar beni bir araya alıp keserse var ya fena benzetirler ha. Geliyorum ulen. Abi 77 tane ne? Şu adamlara baksana. Hepsi kafama birer tane taş atsa, bak hepsi bir kere taş atsa sanırım işin içinden çıkamam ya. Bu arada benim binicilik yeteneği falan kazanmam lazım. Evet, sallayamadım kılıcı. Sağlık olsun. Ama bizim elemanlar bunları ezer ya. Bak yine bir iki kişi almayı başardım. O da bana yeter baba. O da bana yeter. Eyvallah, eyvallah. Sanırım bu savaşı kazandığımızın bir sinyaliydi. Düşman kaçıyor, sen kazandın. Yavaş kaçsın, yavaş kaçsın. Bekle. Biraz daha at biniciliğimi arttırsam çok keyifli olabilirdi ya. O kadar yediğiniz zarara rağmen aranızda ölmemeyi yeminliler mi var? Neyse artık indiği kadar ya, indiği kadar herkesi kırıp geçirmemize gerek yok öyle değil mi? Alalım 14 tane tuzağı. Tutsağı. Efendim şöyle bir lejyonere mi çevirdik? İlk defa bir lejyonerimiz oldu galiba burada. Şöyle bir lejyoner, tecrübeli piyade, lejyoner seviye 5, pardon. Tecrübeli piyadenin bir tık üstünde olacak level 5 lejyoner. Level 5 adamlarımızın falan sayısı bayağı artıyor. Sanırım piyadelerimiz var. Böyle birazcık okçu basmaya yönelsek çok faydalı olur diye düşünüyorum. Bütün tutsakların şöyle bir şeylerini de alalım, ekipmanlarını da alalım. Tamnuk Kalesi bizim kalemizde öyle değil mi? Tam Tamnuk Kalesi'nin üzerinde gerçekleşti olay. Hüsnüfulka doğru bir ilerleyelim. Oraya esirlerimizi sattıktan sonra savaş meydanına artık geri dönüş yapabiliriz diye umut ediyorum. Hem esirlerimizi satalım, hem üstümüzü başımızı bir boşaltalım. 150 günlük yemeğim var hala. Yani bana 5 ay yetecek. Bütün ekipmanlarım hazır bile. Bunları kullanacağımı pek zannetmiyorum. Bunlar da çapulculardan gelen eşyalar. Yani healer'ı gruba yeni aldık ama healer'a çok daha kaliteli ekipmanlar bulabiliriz. O kaliteli ekipmanlar gelmeden bunları mı giyse acaba geçici süreliğine yani idare etmesi açısından? Mesela kafalık zırhı 6'ymış. Kafalık zırhın iyi idare eder. Tamam atlara kesinlikle dokunmuyorum. Burada hiç at yok zaten ya. Yemek alışverişi de yapmıyorum. Yeter ya 150 günlük yemek. Bence abartmaya gerek yok. Şöyle bir esirleri satalım. Abi tamamdır. Artık fight vakti. Şöyle tam bir Tamnuh Kalesi'nin önünde tekrardan save alacağım. O selam canım. Reagan'ın ordusu buralardan birilerini almış götürmüş. Bir ordu kiralamış. Razih de bizim. Şöyle bir Mabuk'a doğru ilerleriz abi oraları yağmalamak için. Zaten ordum da yeterince gelişmiş. Yani bir sıkıntı olursa bunun üstesinden gelebilirim. Bu arada Samet Güngör Live'da da bu videolar devam ediyor babuşlar. Mount & Blade'deki Banner Lord videolarına Samet Güngör Live'dan da ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Farklı bir seri tabii ki o. Buradaki serileri oynamıyorum orada. Ya bazılarını oynuyorum tabii ki ama
İki ayrı Bannerlord serimiz var, bilginiz olsun. 42 tane çapulcu mu? Abi bu adamlar niye bu kadar kalabalıklar? Gerçi bana fark etmez. Ben savaşa gelmeyeceğim askerler tecrübe kazansın diye de. Umarım bunların arasında... Oo hocam ne yaptınız ama daha eli sopalı adamlar lan. Elleri silah tutmuyor adamların. Eli sopalı adamlara mı kaybettiniz? Yapmayın etmeyin ya. Birazcık daha piyadeye ihtiyacımız var. Saray okçularına çevirelim adamları. Şuradaki okçu miktarımızı da iyice arttıralım. Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Adamlarımız tecrübe kazandı en azından. Yağma yapmaya devam edelim. Şu sığınağa bak. Bu sığınağa girmek demek potansiyel ölüm demek zaten. Demir havayı acaba... Oo, burada ne oluyor hocam? Tauros'un birliği falan filan. Bizim ordular burada dağılmış ilerliyorlar. Ordular mı dağıldı? Peki ordu dağıtacak kadar böyle bir kalabalık kuvvet mi vardı Aseray'da? Bak 24 kişilik ordusu var Talos'un. 25 kişilik ordusu var. Kervanı yakalayamıyorum zaten. Dehir havayı yağmalamaya çalışacağım. Şöyle bir köyü yağmalayalım. Adamlar yalnız büyük ordu toparlayıp gelirlerse bizi çok fena yamulturlar. Şu Beni Zıvadan klanı da şey. Bu arada bu adamlara direnebiliriz, o yüzden şey yapmadım. Ordu toparlayıp gelmişler. Biri 43 kişi, biri 27 kişi, biri 17 kişi. Bu adamların gruplarında bayağı yaralılar da var. Hazır yaralılar varken dövüşmemiz lazım zaten. Kaçamayız. Şartlar aşağı yukarı eşit gibi duruyor. Aslında bence teslim olması gereken kişi sensin. Şimdi şöyle yapalım. Ordumun kalkan duvarını falan verimli kullanırsam bu savaşın üstesinden gelebileceğime inanıyorum şahsen. Savaşın üstesinden gelinmeyecek hiçbir tarafı yok. Üstelik 3 lord birden toplanmış vaziyette. Bu lordları topladığımız zaman da bayağı bir şey olur diye tahmin ediyorum. Şimdi düşman ordusu ilerlemeden ne yapıyoruz? Abi bir numara buraya. Bir numara buraya. Archer'lar nerede baba? Abi Archer'lar buraya. Ya Archer'lar oradan görüp sıkabilirler mi? Şöyle Archer'lar bir orada dursun. Piyadeler. Piyadeler kalkan duvarı. Mızraklılar görüyorum. Atlı okçular görüyorum. Yukarıda bir atlı okçu sürüsü akın etmiş de bence o yukarıdaki atlı okçu sürüsünü bizim çocuklar durdurabilir. Yukarı atlı okçular geliyor. Normal okçular ve piyadeler burada. Acaba piyadelerin akınını durdurabilir miyiz? Abi okçular atlı okçuların icabına bakıyorlar mı? Hiç öyle bir izlenime kapılmadım nedense. Abi sırtına, kulaklarının arkasına, her yerine sıkın, her yerine ateş edin ya. Babacım bak adamların okçuları, piyadeleri falan ilerliyor. Şu heriflerin atlı okçularından çok çekiniyorum ya. 3-4 ordu birleşti bize karşı hatta. 4 ordu değil, 3 ordu birleşti galiba bize karşı. Abi hücum. Oo, ne oldu bana? Bana ne oldu ya? Oo, hocam. Hocam bak o iş hiç hoş olmadı. Beni savaştan direkt elediniz. Beni savaştan direkt elediniz abi. Ama nasıl oldu o? Aa, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Umarım doğru düzgün bir yerde save vardır ya. Umarım doğru düzgün bir yerde save vardır ya. Abi direkt elendim savaştan. Ne oluyor? O nasıl bir vuruş öyle? O nasıl bir şey yani? Ne yapıyorsun? İşler bayağı çirkinleşiyor anlaşılan. Asker gönder, kaçmaya çalışma. Ya ne sapır saçma bir şeyin içerisine sokuyorsun beni be. Tamam bekle abi, adam akıllı save'e dön. Allah Allah. Yok abi ben böyle bu şekilde ölmeyi reddediyorum.
Bu şekilde boku bokuna ölmeyi kesinlikle reddediyorum ya. Tamam, Tamnok Kalesi'nin içerisinde, böyle huzur içerisinde yaşayacağım abi Tamnok Kalesi'nin orada. Adamlara doğru bir tekmelerden hücum edeceğim. Ya abi ne biçim bir hasar o ya? Yani kargı vuruşu yedim muhtemelen. O kargı vuruşu yediğimi anladım da. Şu 42'liğe askerleri yollayalım. Yine bir kendilerini geliştirsinler. O zaman ben yağma yapmaya odaklanmayayım abi. Ben adamları ayrık yakalayıp onlarla birebir kapışmaya odaklanayım. Ne bileyim. Bence kazanma şansımız vardı ya. Bence kazanma şansımız kesinlikle vardı yani. Ben kazanma şansımız olduğuna inanıyorum orada. Hatta çok rahat kazanabilirdik. Ama savaştan çok erken devre dışı bırakıldım ben. Adamlar aniden bir daldılar, hiçbir şeyimiz kalmadı ya. Hocam bizim ordular niye ayrıldı? Şu Mahaul'a saldıracağım. Ya düzgün savaşırsam bir şey olmaz. Bir saniye. Düzgün savaşacağım da. Önce bir şöyle şurada save dosyamı almış olayım. Abi Yağmala Köyü. Asker gönder. 13 adama da ölmeyin ya. Okçular aynı anda sıksa zaten mahvedersiniz ortalığı. Tamam, çok iyisin. Çok iyisin. Güzel. En azından ordumdaki askerler tecrübe kazanıyorlar. Gayet iyi. Gayet iyi. Şuradan ekipmanları da alalım. Tamam. Raidle burayı. Ne kadar binek hayvanı bulursak bizim için o kadar iyi tabii ki. Ya bu arada abi ne biçim hasar yedik öyle ya. Bak hala aklımda. Adamlar çok fena tek attılar ya. Tabii ki orada sıfırlanmayı kabul etseydim benim için işler iyice zorlu hale gelebilirdi. Ben o yüzden sıfırlanmayı kesinlikle kabul etmiyorum. Artı 7 gıda çeşitliliğinden gelen mutluluk falan. 67 mutluluk bence gayet iyi. Hop, raid bitti. Kendimiz ordu toparlamaya kalksak nüfusla adam çağırabiliyoruz ha. Biri 3 gün uzakta, biri 2 gün uzakta. Bak 162 tane adamıyla geliyor misal bir gün uzaktaki ordu. 26 nüfus puanı karşılığında. Benim nüfuzum ne kadar? 127. Tamam, daha da arttırırız o nüfuzu. Çapulcuları falan avlamayacağım. Lordları avlayacağım. Bu lordlar elbet dışarı çıkacaklar. Şöyle bir şu köylüleri bir tutayım. Abi köylüler, efendime söyleyeyim sonra haydutlar, Allah ne verdiyse hepsini indireceğiz aşağı. Hepsini indireceğiz aşağı. Kimseyi affetmek yok. Ve bu bize tecrübe kazandıracak. Burada tecrübe kazandırdığımız ordularla da savaşta varlık göstereceğiz. Verin bakayım yük beygirlerinizi, her şeyinizi. Şu çapulcu ordusunu da indirelim aşağı. Kardeş teslim olmaya hazır ol. Baksana abi elit imparatorluk askeri falan yapıyoruz. İmparatorluk lejyonerleri, imparatorluk askerleri. Ben orada ölmesem bence o adamların üstesinden gelebilirdik ya. Çünkü koyduğumuz askerler de çok tecrübeli. Piyadelerimiz de çok tecrübeli. Diğer adamlarımız da çok tecrübeli. Oo. Bir saniye. Bu 93 kişilik orduyla çarpışmak istemiyorum ben. Ayva yediğimizin resmi mi? Haritanın o kısmına gidiş var mı? Çapulcu ordusuyla çarpışıyor Allah'tan. Oo. O herifin ordusuna yakalanırsak işimiz iş abi. İkile buradan. Şuradan bir ikileyelim. Beni kaleme kadar kovalamak niyetinde anlaşılan. Razi şehrine doğru ilerleyelim. Bir saniye. Bu adamın niyeti kale falan mı? Kaleyi falan mı almaya çalışacak? Ondan önce Sahal Kalesi'ne girip oranın savunmasına yardımcı olayım. Abi kaleye sok beni. Kaleye sok beni. Manan zindanda. Abi burada bir süre bekle.
Köyü yağmalamaya mı girdi? Garnizonunuzda ne kadar asker var? 192 birim asker var. Garnizona asker bağışlayarak nüfus elde ediliyor da ha bak mahkum bağışlayarak da şey elde ediyorsun, nüfuz elde ediyorsun. 130 nüfuzum var. Bütün mahkumları bağışladığım zaman 147 bak 17 nüfuz geldi. Mahkumları satmayıp bağışlarsan oradan da nüfuz kazanıyorsun. Kazandığın nüfuz da zaten birçok işine yarar. Asma eti yağmalıyor abi herifler. 200 kişiler. 200 kişiye ben kafa tutamam. Ama Hakan'ın ordusunu yakalayabilirim adamlar yetişmeden. Ben buradan kendime kaleye sokacağım. Köyü yağmalıyorlar zannettim. Adamlar kaledeymiş. Şimdi çekiniyorum da bu herifler çıkıp buradan bana gelecekler diye. Abi savunmaya yardım et. Savunanlar seni içeri alacağını beklediğin için kuşatmanın dikkatini dağıtıp kale kapılarına koşmak için plan yaptın. Sen ve adamlarının çoğu geçmekte başarılı oldu fakat 37 kadar askerin ölebilir. Abi başka bir şey düşün. Abi karışma, geri vites. Geri vites. 37 askerimi kaybetmek istemiyorum. Abi bizim kendi kalemizi ya birazcık bencil olmamız lazım. Çok üzgünüm ama Kuzeyitler Güney İmparatorluğu'na savaş ilan ettiler. Aa ne kadar güzel. Aman ne kadar güzel. Bizim Aseraylarla barış yapmamız lazım o zaman. Şu Uzeyr'in ordusunu yakalarsam hallederiz bir şeyleri de. Hakan'ın ordusunu yakalayayım. Uzeyr gelmezse Hakan'ın ordusunu mahvederim ben. Oo, Uzeyr gelmedi. Güzel. Kardeş, seni şurada bir ortadan kaldıralım. Topyekün, topyekün abi, topyekün bütün birlikler. Adamlarımın elitliğine bak, bir de bana bak. Ayı kürkünü giymişim böyle. Hanzo gibi dolaşıyorum ortalıkta ya. Abi bizim de kesinlikle atlı askerlere falan ihtiyacımız var. Böyle atlı asker sayısını birazcık arttırırsak şey mi? Yuvarlak mı? Adamların mızrakları var abi. Adamların mızrakları var. Ben böyle araya girmem. Adamların mızrakları var. Ben böyle araya girmem. Dağılıyor musunuz? Güzel dağılıyorlar. Şu an ben yapabileceğim en güzel hamlelerden birini yaptığımı düşünüyorum. Önemli olan benim experience kazanmam değil, önemli olan düşman okçularını meşgul etmekti bence. Ve düşman okçularını biz bayağı meşgul ettik diye düşünüyorum ya. Tabii çok verimli savaşamasam da. Ya ne yazık ki umduğum gibi savaşamıyorum abi. Bu hani normalde kılıç kalkan genelde Mount & Blade oyunlarında senin bir organın haline gelir, tamam mı? Hani şey gibi bir şey yani bu. Yumruk atmak gibi böyle yani öğrenmeye ihtiyacın yok, anladın mı? Doğuştan var o bilgi sende. Aynen o hale gelip Bannerlord'da at üzerinde savaşırken o verimi alamıyorum ya. At üzerinde savaşırken o duygu bana geçmiyor hocam. Kardeş, gitmekte serbestsin mi desem, benim mahkumumsun mu desem? Benim sizlerle aramda bir ilişki var mı? Yok, adamlarla ilişkim kötü zaten ya, mahkumumsun. Aa, ben var ya normalde diğer save'de önüme geleni idam ediyorum. Ediyordum daha doğrusu. Bayağı sıkıntı oluyordu ama artık şey yapacağım ya, esir aldıklarımı bağışlayacağım. Esir aldıklarımı kaleye bağışlayacağım. Sen oralarda bir dolanma, sen oralarda bir dolanma Üzeyir. Tamam, Kuzeyitlilerin savaş ilanını duydum. Aa, Rhaegar bir ordu oluşturdu. Rhaegar dur. Şu Üzeyir'i patlatayım, geliyor. Kardeş selamünaleyküm. Teslim olup ya da ölmek için iki şansın var. Gel buraya. Abi topyekün hücum. Yine topyekün hücum. Adamların atlıları olması büyük avantaj ya. Bizde benle beraber hücum eden atlı yok ya. Aslında atlı birimi en iyi olan Kuzeyitler. Şimdi Kuzeyitlerden adam almadığımız için işler bayağı bir sıkıntıya girecek. Okçular o atlı okçuyu alamadılar mı?
Bence o kadar oka var ya, garanti düşman lazım ya. Asaray Memlük süvarisiymiş kendisi. Okçuların önden gitmesi bence bir yere kadar iyi bir fikir sayılabilir. Abi herkes bir buraya. Herkes bir buraya. Toplu gideceğiz abi. Tek tek gidip ölmenin bir lüzumu var mı? Arrows geriye. Arrows geriye. Ben atı bırakıyorum. Piyadeler hücum baba. Arkada okçu desteğiyle gireceğiz elemanların içine. Abi kill alamıyorum ya. Bak bizim orada ağır zırhlı. Kafa kafaya girdiğinde parçalıyor da. Bizim okçu ağır zırhlı. Kafa kafaya girdiğinde parçalıyor. Abi herkes hücum. Okçular siz de serbestsiniz. Sıkı sıkı ilerleyin ana. Sanırım kimse kalmadı. Onlar kaçan taraf mı? 17 tane askeri hala hayatta ama sanırım onlar kaçan taraf ya. Tamam o, bittiyse sal. Bittiyse salaydın iyiydi be kardeş. Sanırım ağır zırhlı olduğumuz için adamları kovalamakta bayağı zorlanıyoruz. Abi geri mi çektiler, bir yerde birileri sağ mı kaldı? Bu arada otomatik blok olmaması var ya, o kadar canımı sıkıyor ki, o kadar üzüyor ki beni. Hocam o attan hiç inmeyecektik ya. Bu adamların hepsi firari mi sayıldı şimdi? Uzeyir'in birliğinden. Ben adamların daha gittiği noktayı göremedim arkadaş. Bir tane atlı askerleri var. O kaçmadı. O hala çarpışıyor değil mi? Aynen öyle abi. O kaçmadı. O hala çarpışıyor. Okçular tarayın baba. Aynen 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 aynen. Uzeyir'in kendisi sanırım bu. Aynen abi. Bütün adamları kaçmış. Uzeyir kaçmamış. Ya bizimkiler göğüs göğüse girebileceğim piyadelerden değil kardeş. Bu adamlarla kafa kafaya tokuşan herkes babalara gelir. Sen de benim mahkumumsun birader. Bütün okçuları verin bakalım şöyle, bütün esirleri. Okçu sayımızı arttırmak lazım. Ya kıdemli piyademiz var. Bizim esasında kıdemli okçu sayımızı arttırmamız lazım. Kıdemli okçumuz o kadar çok yok. Şimdi şöyle yapalım. Sevgili hanımefendi, senin kendini savunmayı öğrenmen gerekiyor. Şöyle sana büyük bir kalkan vereceğim. Çok güzel, neredeyse hanımefendinin kendi kadar bir kalkan. Efendim şöyle bir omuz zırhı vereceğiz sana. O omuz zırhıyla hareket edeceksin. Bununla beraber başka ne verilebilir? Ayaklık olarak 23 var. Bak 30-50'lik zırhı var. Güzel. Belki benimki 30 bile değildir. 30-50'lik zırhı var. Sonrasında senin alacağın 23'lük bir ayaklık zırhı. Şu 23'lük ayaklık zırhını al bakayım. Gövde zırhından iyi bir şeyler gelmiş mi? Gövdeden yana. Sanırım gövdeden yana iyi bir şeyler yok. Ama şu şeyi verebilirim sana. Evet, sanırım aşağı yukarı yapabileceklerim bunlar. En azından bir healer da olsan kendini savunman lazım. Ve Reyga galiba bizim bize saldıran Kuzeyitlere karşı bir savunma cephesi oluşturma peşinde. Abi hemen buradan Razih'e doğru ilerleyip bu Sahel Kalesi düşerse yalnız çok sıkıntı olabilir ya. Oo, bir ordu daha ilerliyor. Abi adamlar şehri almadı peşindeler. Savunmayı yardım etmek için içeri sız desem 37 askerin aşağı yatıyor diyor.
Razih milisleri, Razih garnizonu. Abi ikile. Yalnız buradan ufaktan Tamnuh Kalesi'ne doğru geliyorlar. Bak onun net şeyini söyleyebilirim abi. Buradan geldikleri yer, ilerledikleri yer Tamnuh Kalesi. Hemen Hüsnü Fulk'tan bir gıda alışverişi yapıp erzak depolayıp kaleye çekilmemiz lazım. Yani o kaleyi ölümüne teslim etmememiz lazım. İzcilik yeteneği. Abi gündüz sen bana hareket hızı %1 ver. Öyle çok gece kuşu değiliz. Hiç mi puanımız yok? Evet, hiç puanımız yok abi. Şu işe yaramaz eşyaları satalım alet edevatı. Bu arada mahkumlardan bize katılmak isteyenler var. Ondan dolayı ötüyor panel. Esirleri satalım. Esirleri sattıktan sonra gidip Tamnuh Kalesi'ne çekilelim. Bayağı bir gıda depolayıp. Hocam selamünaleyküm. Normalde nüfus kazanmak için şey yaparım da şu an kazandığım nüfusun bana bir faydası olacağını zannetmiyorum. Yani onun yerine para gerçekten çok daha işime gelir ve iki tane şey vardı. Keşke o iki lordu garnizona bağışlasaydım. Neyse, iki lordu garnizona bağışlamayı unuttuk. O iki lord baya güzel iş yapabilirdi. Şu gereksiz silahları, gereksiz okları, gereksiz zırhları falan atalım. Şu büyük atı atalım. Yük beygiri ve devemiz var elimizde. Tamam, bunları atmayacağım kesinlikle. Sonra gıdaya gelelim. 8.000 alınacak var ya, aslında o 8.000 değil abi. Şöyle sen bana bir verebildiğin kadar gıda ver. Peynir, biraz zeytin, hepsini tüket. 200 günlük. Tamam, 200 gün yetecek malzeme var. Ben eminim ki adamların bizi 200 gün boyunca kuşatmada tutacak şeyi yoktur abi. Gıdası yoktur. Şimdi hemen Tamnuh Kalesi'ne mi çekilmeliyiz? Onu ölçüp biçmeye çalışıyorum kafamda. Henüz Sahel Kalesi'ni bile alamamışlar. Yani Razih'i de alamamış vaziyetteler. Acaba diyorum Tamnuh Kalesi'ne gidip garnizona adam yığıp dönüp tekrardan şey alabilir miyim? Tudorios bir ordu oluşturmuş. Abi gidip adamların ordularına kesinlikle katılmak istiyorum ama böyle garnizonumu da hiçe saymak istemiyorum ya. Abi bir lejyoner daha bırak oraya. Sonra 4 tane bundan bırak. Oğlum bunun level 4. Level 3 kıdemli imparatorluk piyadesi. Aa, senden değil la. Sen 20 iyisin. Normal imparatorluk piyadesi 15. Saray muhafızı, kıdemli okçu. 10 tane saray muhafızın var. Kıdemli okçuyu bir 15 yapalım. Normal okçuyu 25 yapalım. Şu diğer okçuyu 30 yapalım. 12 kişi mi alabiliyorum sadece? Abi peki bir şey soracağım. Bu kıdemli okçuları falan komple koysam da full okçu alsam, o okçulara upgrade kasmaya çalışsam, öndeki tanklar zaten bizi korumaya yeter kafasında düşünsek, 165 kişi var burada şimdi. Buraya başka ne konulabilir? Arbaletçilerimiz falan da var. Ama abi bak ön safta savaşan arbaletçiler de var yani, mecbur normal adam da alacağız. O zaman 5 okçu, 5 normal adam var. Tam 70 kişiye tamamla. Abi 155 adamımız var bizim. Artı 124 de milis var. Kalede bulunan milisler var. Aslında ne yapabiliriz inanın bilmiyorum ya. Tamam, şöyle yapacağım. Şu Oros'un kurduğu orduya katılacağım. Muhtemelen bu Oros'un kurduğu ordu şeydir abi. Aserayların üzerine ilerlemek için kurulan bir ordudur. O yüzden Aserayların üzerine ilerlemek için kurulan orduya katılacağım. Babacım selamun aleyküm. Orduya katıldım. Başka kimler gelecek? İki kişi mi hareket edeceğiz? Lan Razi'yi ele geçirmiş adamlar. Hocam bak 200 kişi yapamayız ha. 200 kişi yapamayız. Diğer adamları bekle. Diğer adamları bekle. Bak 2-3 kişi yapamayız. Kuga'ya saldırıyorlar. Abi yapamayız bak. Onlar çok kalabalıktı. Şu 190'lığa gir. 190'lığa gir. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Ya Allah. Büyük orduların çarpışmasına tanıklık edeceğiz bu bölümde. Hadi bakalım. Kendi krallığımızı, kendi alanımızı savunmak için kumandan yöneteceğiniz birliği seçin. Piyadeleri Joron ben yöneteceğim diyor. Onun 5 tane süvarim var lan, ben süvarileri yönetemem. Abi okçulara konum aldırayım ben.
Lan okçulara konum aldırayım. Eros, okçular nerede? Abi okçular buraya. Çocuklar buraya, çocuklar buraya. Şu eşyalı şeyi alın aradan. Süvariler onu alsın aradan. Tamam okçular, siz piyadelere hizmet edeceksiniz. Piyadelere yardım edeceksiniz abi. Yukarıdan piyadelere yardımcı olmanız gerekiyor. Oo, adamlar arkadan atlıları falan getirmişler. Bizim bebeler piyadelere yardımcı olabiliyor mu? Vallahi nereden baksan yardımcı olamıyorlar abi. Okçular. Okçular yürüyün, ateş edin oradan. Okçular yardım etmezse bizim adamlar iş yapamayacak ha. Archer. Oğlum gerilesene. Ha? Sıkın şuradan. Bak kalkan duvarla çok güzel tutuyoruz onları. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Acaba şuradan rahat sıkarlar mı? Bizim mekandan rahat sıkıyorlar mı? Buradan da rahat sıkamıyorlar ki. Oğlum bak şu tepeden. Abi tepeye, 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 tepeye. Ama yanlış yere bakıyorsunuz abi. Tamam ben buradan ateş ettireceğim okçulara. Sıra. Abi şöyle nasıl dönecek bu ordu? Sıkamıyorlar ki, adamlar gözlerinin önünde sıkamıyorlar. Ha? Ha şuraya bak, ok yönünde. Babuş Paşa merkez piyadenin arkasında çalış. Çatış. Abi deniyorum, deniyorum, deniyorum. Okçular vazgeçtim, beni takip edin. Adamlar bana ordu kontrolü verdi de. Pişman olacaklar anlaşılan ya. Tamam sıka sıka ilerle oğlum. Oğlum sıka sıka ilerle. Okçuları kontrol edemedim ya. Gerçi kaybetmiyoruz. Baba merkez piyadenin arkasındayız. Sakin, merkez piyadenin arkasındayız abi. Abi hemen arkanızdayız. Yat lan aşağı. Şimdi hücum emri ver diyor. Tamam. Adam tuttu abi büyük oranda yani. O kalkanı malkanı bastırdı. Okçular çok sakat iş yaptılar ya. Okçular pek iş yapmadılar abi. Onu net söyleyeceğim yani. Düşmanlar kaçıyor, sen kazandın. Abi benim okçularım iş yapmadı. Benim ya bir okçu grubu iş yapmadı en azından. Çünkü herifleri doğrultamadım bile. 80 tane yaralı, 89 tane ölü. Bizden 9 yaralı var. İyi, pek bir şeyimiz yok. Kaç yaralımız var abi? Toplam 3 ölü var bizden. Yani 3 ölü bile, gerçi karşının bütün ordusunu şey yaptık, merhametine kaldık. Abi benim mahkumumsun artık. Seni garnizona bağışlayacağım. Kardeş sen de benim mahkumumsun. Garnizona bağışlanacaksın. Esirleri alırım da diğerlerini almam. Bizim okçu grubu kesinlikle çok daha kalabalık. 64'te 72. Tutsak sınırını açtınız, bir şey olmaz. Atları al. Abi nüfus kazandık mı? Orduya katıldığımız için nüfus kazandık. Tamam güzel. Yo, ordudan ayrılmayacağım. Ordudan ayrılmayacağım. Katıl orduya, devam. İyi üstesinden geldik ya 3 adam. Yani ben bu kadar üstesinden gelebileceğimizi düşünmüyordum ha. Arkadan bir ordu daha geliyor yanımıza. Hocam diğer çocuğa yardım etseydik. Abi 132 kişilik bir birlik geliyor buraya. Alo. Hocam herif 132 kişi bak. Bizimkiler kuşatma kampı inşa ediyor.
Baba bende yemek bol. Şu adamları idam mı etsem lan? İdam edersem tabii başıma çok fena işler gelir. Normalde esirlerden asker alımı yapmam ama bu sefer böyle belli başlı kıdemli askerleri falan alıp en ön safta kullanacağım. Yani ya ölümüne çürüyecekler ya da bana hizmet edecekler. İki seçenekten biri. Babuşlar, dilerseniz bölümü burada sonlandıralım. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyifli, güzel vakit geçirmişsinizdir. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.